Evet, bir videoda daha karşınızdayız. Lastik patladı, TEM otoyolunda kaldık. Aracımız çekicinin üzerine alındı ve yolculuğumuz başladı. Bir tamirciye kadar gideceğiz. Biz önce ne olduğunu anlayamadık. Arabadan bir ses gelince sağdaki arabanın egzozu zannettik. Bu 3 saniye içerisinde oldu. Eşim ve çocukların baba lastik patladı dediler. O anda hepimiz aynı şeyi hissedip aracı dikkatli ve hızlı bir şekilde en sol şeritten en sağ şeride çektik. Şükür sağ tarafta bir cep varmış, otomobillerin gireceği şu gördüğünüz cep. Buraya aldık ve sigorta şirketimizi aradık. 15-17 dakika, 20 dakika içerisinde çekici geldi. Gördüğünüz gibi lastik bayağı oturmuş ve ani patlamış. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla patlamanın sebebi bir sert bir cisme vurup delip çıkmış. İçerisinde herhangi bir çivi, vida, herhangi bir parça kalmamış. Yoktu içerisinde. Bunu az sonra gelecek çekici üzerine yükleyeceğiz. Yolculuğumuz lastikçiye kadar devam edecek. O anda çok panik yapmadık. Arka sağ lastikti. Hemen sağa çekip cebe koyduk. Böyle gördüğünüz gibi bir çekici bekledik. Bu çekici bize gelmiyormuş. Heyecanlandık tabii biz bu arada. Evet, bizim çekici şu anda geliyor. Biz sağ tarafta bekliyoruz. Araç gelince bizi üzerine yükleyecek ve çekici yardımıyla lastikçiye gideceğiz. Bu arada gece saat 1:22 civarları. Bu yolda kalma durumlarında hemen Google'dan, cep telefonunuzdan yol yardım veya çekici yazdırırsanız sizlere de kolaylıkla bir çekici gelir. En kısa sürede geliyorlar. Bunların işi bu. Alıyorlar, sizi götürüyorlar. Tabi gece vakti olduğu için çift tarife yazıyor fiyatlar. Evet, biz de çekicinin üzerine bindik. Evet, rahatlıkla yolculuğumuza başladık. Yemek sahnesi izleyicileri, şu anda aracın içerisinde 4 kişiyiz. Kocaeli İstanbul istikametinde giderken sağ arka lastiğimiz patlamıştı. Bir çekici yardımıyla sigorta şirketimizin ücretsiz yol yardımıyla yolculuk ediyoruz. Şöyle aynadan göstereyim. Biz aracın üzerindeyiz. Araç gayet sakin. Bizim kilometreye göre 0 kilometreyle, kendi aracının kilometresine göre 50-60 kilometre hızla gidiyor. Biz şu anda aracın üzerindeyiz. Yolculuğumuz bir lastikçiye kadar devam edecek. Lastikçi de patlak lastik sökülüp yerine istepne lastik koyulacak. Biz daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Sigorta şirketinin bu gibi durumlarda çok faydası olur. Yıl 2024 Haziran ayı 11'i. Yol yardımcılara sorduğumuzu göre 1500 liraya lastik tamiri yapıyorlarmış. Böyle gece yarısı sıkıntılı durumlarda. Normal şartlarda 250-200-300 civarında en büyük ihtimalle yol yardım lastik değiştirme varken E5 karayolunda, TEM'de bu gibi durumlarda değişim yüksek fiyatlı oluyormuş. Tabii biz şimdi 5000-6000 lira kasko parası verince çok gibi geliyor ama yılda bir kere, iki kere, Allah göstermesin, böyle bir şey başınıza geldiği zaman bu fiyat sizi karşılıyor. En azından güvenceniz oluyor. Herkese sigorta, kasko yaptırmasını tavsiye ederim. Şu anda biz diğer aracın üzerinde körfezi dolaşıyoruz. Körfezde gemiler limana ve açığa demir atmışlar. Yolculuğumuz körfezde lastikçiye gidene kadar devam edecek. Bu da gayet heyecanlı bir
sürüş keyfi ama tabii ki kimseye tavsiye etmem. Bilgi açısından yolda lastiğiniz patladığı zaman neler yapabilirsinizin en kısa örneği bu. Hepinize iyi sürüşler, iyi tatiller, iyi yolculuklar dilerim böyle durumlarda. Sevgiyle kalın. Mutlaka istiyorum ki sizler bir yorum yapasınız, bir like atasınız ve abone olup bizleri takip edesiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi seyirler. Evet, yolculuğumuz Körfez'e kadar devam etti. Hereke yolundaydık. Körfez'e doğruyduk. İstanbul yönündeydik. Kocaeli'nden geliyorduk. Lastiğimiz patladı. Şimdi çekici bizi aldı. Körfez'e doğru tekrar geri götürüyor. Açık bir lastikçiye. Baktığımız zaman deniz kenarından aracın üstünde yolculuğumuza devam ediyoruz. Biz herhangi bir şey yapamıyoruz. 4 kişilik bir aile. Yolculuğumuz yaklaşık 10-12 dakika sürecek. Bu 10-12 dakika üzerinde tabii araç üzerinde olunca üzerimizdeki araç daha çok sallanıyor. Tedirgin olarak gidiyoruz. Ama bu bizi taşıyan araçların yapım mantığı bu araçları taşısın diye. Bağlaması, gergi, halatı buna göre tasarlanmış. O yüzden güvenilir, tedirgin olacak bir şey yok. Şimdi lastikçiye doğru birkaç dakikalık yolumuz kaldı. Araç üzerindeki yolculuğumuz lastikçide sona erdi. Gördüğünüz gibi lastik bayağı bir yere yapışmış. Çok üzerinde gitmedik, 100 metre falan gittik. Ama yine de lastiğe bir zarar vermişiz. Lastiğin telleri kopmuş. Yeni bir lastik verdi bize 750 liraya. Tamiri, bakımı, tekrardan takımı bizim istepneyi bozmamızı istemedi tamirci. Biz de olur dedik. Ondaki bir ikinci el, bir yıl götürebilecek dişli bir lastik taktı. Öbür lastiği de dedi, yeni almışsınız, bunu bir firmaya götürün dedi. Firmanız belki bunu yenisiyle değiştirir dedi. Gayet güzel bir şekilde lastiğimizi değiştirdi. 750 lira para aldı. Gece evinden uyandırdık adamı. Bu serüvenimiz de böyle bitti. Gayet güzel bir şekilde yolculuğumuza devam ettik İstanbul'a doğru. Aradan birkaç gün geçti ve aracımız bir yolun kenarında su kaynattı. Hemen çektik sağa. Hararetin yükseldiğini gördük. Komşulardan birisi bir yardıma geldi hemen sağa çektiğimiz yerdeki. Hortum getirdi. Arabanın suyunu soğuttu. Hararet yaptı. Bunu da daha sonra bunun videosunda sizlerle paylaşacağım. Hararet yapınca ne yaparız diye. Orada da bize yardımcı oldu komşu. Sağ olsun Zafer Bey. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı sürüşler, iyi günler dilerim. Böyle durumlarda YouTube'a girip buralardan yardım almayı ben çok seviyorum. Sizlerin de böyle bir şey yapacağını düşünüyorum.